Erdoğan, benim lafım yarı kaldı. Ben anlatamadım kendimi. O şimdi birinci dönem çok güzel bir muhtarlık yapmış. Buna yardım etmemiş ya. İkinci döneme de köylüleri hep vaat etmiş. Size ben bana oyu atın, ben size yardım edeceğim. Ümmü'nün açlığından değil, Ümmü'nün yokluğundan değil. O vaat ettiği sözleri yerine getirmek amacıyla buna buzdolabı getirdi. Ben öyle, dün daha anlatamadım. Öyle mi Ümmü? Evet. Evet. Yok dedim onun abla. Sırları içiyi ben açıklamadı diye ondan benim asla hiç ırzına namusuna. Yani kızım Ümmü aç, sen hiç aç değil misin? Değildi dedi hemen. Değildi. Asla bu aşk kalmadı. Hani ben götürme, boynum kıldan ince. Götürmediler tamam, diyordu dedi abla. Evet. Ben vallahi gittiğim yere de götürdüm. Evet. Tamam biz yanıt versin. Versin. Ümmü sen aç değil misin? Değildi. Hı? Değildi. Yani başkalarına söz verdiği için bir anlamda seçim evet, vaadi. Evet, bu dedim abla. Başkaları söz vermedi. Tüm köyü kızım, devirmiş. Sen madem çocukların yanına dön, çocukların orada ağlayıp durmasın dedi. Köyü almaya geldiklerinde. Çocukların yanına dön, madem aynı dövüştür, çekişirseniz bir sıkıntı olduğunda beni elinden tutup yardım edeceğin. Korkma seni o kadar ittirmeyeceğin, ezdirmeyeceğin. Muhtar sana aç olduğun için mi yardım etti? Değil. Yoksa aslında herkese söz verdiği için mi söz yardım verdi, etti? Söz verdi. İkinci dönem oy toplama tamam, amacıyla sözünü yerine getirdi. Ayşe herkes... Tamam Ümmü. Okeydi herkese yardım ediyordu Didem abla. Bir bana değil. Daha sen aç olduğun için özellikle sana da daha mı fazla şey gösteriyordu? Beni aşağıya tartıştığımdan dolayı, inmediğimden dolayı bana bir koli getirdi Didem abla. Başka bir şey getirmedi. Başka bir şey de getirmemiş. Bu yardım getirmedi. Ne kadar biliyor musunuz Didem abla? Nasıl canım? Bir defasını hatırlıyorum. Bir öyle bir şekerdir, yağdır bir şeyler getirdi. İşte o buzdolabını verdi. Bak o kadar yardım ediyor, o kadar bakıyor ya. Onu da kendi götürmedi. Onlar bak. Haydi iki daha versin, bilmediğin. Hayır. Şimdi olaydan sonra, oğlun senin kaybolduktan sonra senin bir bayılma meselen var. Diyorsun işte bayıldı, bayılmadı, işte senin işte görümcelerin sana vurdu, vurmadı. Şimdi o görüntü bizim elimize geçti. Ümmü'nün olaydan işte saatler sonraki o görüntüsünü bir izleyelim, siz karar verin. Bayıldım dedi, numara yaptı dediler. Ümmü'nün ambulans görüntüleri gerçekleri ortaya çıkaracak. Yasin kayboldu. AFAD ekipleri, jandarma, herkes o eve toplandı. Çevredekiler olanları izlerken anne Ümmü sağlık görevlilerinin kolunda merdivenlerden ağır ağır aşağı indirildi. Ümmü kafasını dik tutabilecek bir halde bile değildi. Yarı baygın halde olan Ümmü kendinden geçmiş bir haldeydi. Şimdi kendinden geçmiş bir haldesin ama tamamen de bayılmamışsın. Dolayısıyla senin o önceden anda... bir içeride bir müdahale yaptılar. Ben gitmek istemedim dedim abla. Hı. Olmaz götürelim dedi hemşireler. Evet. Daha... Görümcen seni ne zaman dövdü? Top sahasına ambulans şeyi... Başka zaman. ...indiğindeydi bundan önce. O o gün zaten. O gün zaten. Aynı kıvırma. O gün ben geldiğimde o ambulansın görevlileri, hemşireler bunun şey... yanındaydı dedim hanım. Ben saklamam. Ben akşam geldiğimde da, iki taneydi. Akşam, o ambulansı görüntüleri. Akşam diye bak, havaya bak. İkindin sonuydu kardeş. Evet. Biz ara bir geldik, ahırı görürken geldi o uçak. Helikopter her neyse. Zaten aydınlık bak, havaya bak. İkindin sonuydu. Akşam değil bak orası. Akşam değil, ikindin sonuydu. Biz ara yerlerini yapalım diye çocuk ben topladım gittim. Ben geldiğimde ambulans görevlileri bunun başındaydı. Asla yalan söyleme. Tam bayıldı mı peki? Değildi Didem Hanım, gözleri açıldı ben geldiğimde. Aa. Evet. Şuradan bayılma elimi. Numarası mı yaptı diyorsun? Ben numara dedim bugün diyen benim ama ben asla ne dövdüm, ne çarptım, ne bir adım gala bunun yanına yaklaştım. Bayılma i̇yi numarası yüzüm, mı yaptın İyi de benim yüzüm. Bayılma numarası daha mı yaptın? Daha önce bayılma numaran yoktu hoyu. Hani bayılın bayılmam. Bir de sana bir de şunu açıklayacağım. En önceki ifaden de çocuk hasta. Bugüne geldiğimizde kendim rahatsızlığımdan dolayı çocuk ara çocuk. Ben yanık derin çocuk ara. Çocuk ha, ara ben çocuk. De öbürleri de perişan. Ya. Öbürleri de perişan. Şey ben şimdi bu on gideceğim. Öbürlerini hep okuldan şundan şundan ala koyup bakacağım. Ben halayım. Senin gibi bana olmaz olsun. Düşman başına. Ümmü. Öldüm. Bayılma numarası benim yaptın. Benim anam mahvolup gider. Dur Ayşe bir saniye. Bayılma numarası yaptığını iddia ediyor görümcen. Çok evet. Ağır bir iddia. Ağır bir laf bu. Ha? İçsin Didem abla. Yapacak bir şeyim yok. Görüyorsun işte. Ben yapmadım.
Peki bir öyle de... Öyle bir durum oyun oynamaya gelmez Didem abla. Oyun şaka değil bu. Bence de şaka değil ama şu olaydan 3 yıl sonra çekilen bir görüntüde... Bir gelsin ekranlara, ben sizi yönlendirmeyeyim. Evet evet, ben size sevgili izleyiciler, sizi de yönlendirmeyeyim. Sizi de öyle. Siz kendiniz karar verin. Bir gelsin ekranlara. Evet evet onu... Yo, evet evet. Eski röportaj istiyorum, aynen. Çelişki, aynen, evet. Beş yıl önce anlattıklarındaki büyük çelişki. Ümmü neden kahvaltı dedi? Çocuk hasta benim. Bununla izlenmeye girdi. Sonra ya görmedim. Evinde oynarken çocuk. Nasıl fark ettiniz abla kaybolduğunu? Yemek yiyecekti yerde. Kahvaltı yapıp yemeğe çocukları topladı. Hep üçünü de topladı. Onu bulamadım. Evet, onu kahvaltı mi diyorsun orada Ümmü? Akşam yemeği diyeceğim yere kahvaltı demişim. Ama bak her neyse, yemek konusu değil ama bize burada öyle anlatmadın ya. Yavuz sana soruyor çocuk nerede diye. Hiç de böyle sofranın başına gidince çocuğun eksik olduğu anlaşılmıyor. Orada öyle söylüyorsun. Çünkü abin senin dedi ki, Ramazan Bey de hep şunu söyledi. O sırada sabah saatlerinde bir tartışma oluyor. Arkasından çocuk terlikleri de böyle apar topar böyle ağlaya ağlaya çıkıp gidiyor. Bir şeyler yaşanıyor evde sabah. Şimdi onun anlattığıyla bu, bir daha girsene Aslı bu şeyi, veteriyi. Çok fazla uzun değil. Girelim bir daha. Beş yıl önce anlattıklarındaki büyük çelişki. Ümmü neden kahvaltı dedi? Çocuk hasta benim. Bununla izlenmeye girdi. Sonra... Ya görmedim. Evinde oynarken çocuk. Nasıl fark ettiniz abla kaybolduğunu? Yemek yiyecekti yerde. Kahvaltı yapıp yemeğe çocukları topladı. Hep üçünü de topladı. Onu bulamadım. Dil sürüşmesi mi kahvaltı? Evet dedim abla. Çok net konuşuyor. Bir yerde yemek diyor, bir yerde kahvaltı diyor çünkü. Şey olabilir. Ama yani sonuçta Yavuz... Soruyor sana çocuğu değil mi? İlk öyle değil mi Yavuz? Yani yemek yerken ortaya çıkmıyor aslında. Ben oturdum yemeğe, birkaç aldım ben. Evet. Çocuklar gelmedi. Ben zaten evet. Ondan sonra şehirlendim. Bak bunlar yoktu. Ondan sonra toplandı. Ondan sonra ben buna sordum. Çocuk nerede diye. Hocam. Söyle. Makbule'yi yollamış yukarıya çocukları toplayın diye. Makbule hayır, çıkmış. Hayır. Makbule... Çıkmış dinle. Makbule'ye yollamış. Makbule Hanife'nin oradan geldi. Bak, Yasin sen... var dinle. Yasin yok. Akle var yanımda demiş. O Akle'yi almış aşağı inmiş Makbule. Ben birem bilirim cık değil mi? Dinle. Ondan sonra o çocuk o ikisi aşağı inince. Hani on hemen sen kalkmışsın. Ben de diyorum koşarak ya. Bunun yanına var mısın? Ben hani de Yasin? Diyorum ya. Ben iki aldım annem yukarı ha? Çıktı çocuklara. Tamam. Bak dinlesene. Çocukların yanına çıktı bunlara bağırdı. Çocuklar nerede diye yukarıya bağırdı. Gelmeyi verdiler. Ben de dışarı çıktım. O arada Makbule Hanife'nin oradan geldi. Hanife yok. Makbule yok. Ondan sonra bunun yanına gitti Makbule. Makbule çalışmadan geliyor. Dinle Makbule beni bak karıştırma. Makbule çalışmadan geliyor. Yanına geliyor. Karıştırma sus. Ondan sonra sen Makbule'ye diyorsun ki baba çocukları topla gel diyor. Makbule anasının yanına çıkıyor. Bak ben kafaya yazdım o zamandan beri. Oraya varıyor bu diyor ki sade Akle var Yasin benim yanımda yok diyor. Çocuk geri baba Yasin yokmuş deyip sana diyor. Sen daptur gelip bunun yanına koşarak varıyorsun. Hani lan çocuk dediğinde bana ne benim değil çocuk senin diyor. İyi hatırla. İşte o zaman ben sana geçen de dedim Orhan hocam onu karıştırma dedi. Öyle. Hayır. Hayır. Bak benim boynum bu kıldanınca bir tane yalan söylersen buradan evime varma. Şimdi bir böyle. Görüntü benim bahsettiğim o çelişkinin dışında başka bir VTR daha var. Öyle. Bir haber daha var. Onu bir ekranlara getirelim.